Değerli arkadaşlarım, şu anda Amasya Merkez'de Yeşilırmak çayının tam da üstündeyiz. Biliyorsunuz Yeşilırmak Amasya'nın içinden geçiyor. Amasya yerleşke olarak sağlı sollu, zaten iki dağın arasında bir vadi içerisinde uzanan bir şehrimiz. Yan tarafta Kralkaya mezarlarının tam da altında tarihi evleri görmektesiniz. Sağ tarafında ise yeni yerleşkeler, yani Amasya'nın yeni yüzünü burada yine görüyorsunuz. İleride Ferhat'la Şirin Parkı'nda gördüğümüz saat kulesi tam da ileride, görüyor musunuz bilmiyorum. Köprünün hemen sol tarafında arkadaşlar, onu görüyorsunuz. Burası yan tarafta, Yeşilırmak Vadisi'nin yan tarafında dediğim gibi yürüyüş parkuru var. İnsanların burada beraber gezdikleri, vakitlerini geçirdikleri. Yani şurada bir sandal var. Sanırım sandal hizmeti de başlamış. Bence güzel de olmuş. Yani Amasya harika. Dediğim gibi Kralkaya mezarları hep televizyonlarda Ramazan ayında görürsünüz. Bando takımıyla işte iftar vaktini insanlar açar. İftar vaktini beklerler. Şu üst tarafta bando takımı çalmaya başlar ve insanlar oruçlarını açmaya başlar. Öyle bir Amasya ile ilgili bir hatıra kalmış aklımda. Onu da anlatmak istedim. Kralkaya mezarlığının ihtişamlı bir şekilde yine görüyorsunuz burada. Şimdilik bu kadar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kralkaya mezarlığının alt tarafında burada tarihi mekanlara birazdan gidip oralarda sizin için çekmeye devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar, burası da Kralkaya mezarlarından, birazdan oraya da çıkacağız. Kralkaya mezarlarından aşağı indikten sonra sağlı sollu incik, boncuk vesaire Amasya'ya ait hatıra eşyaları satan küçük büfe tarzı yerler var. Burası da gelip görülmeye değer yerler işin açıkçası. Burada zaten genelde hediyelik eşya satan yerler var. Burada otel tarzı konak yerler var. Amasya tarihi özelliğinin yanında aslında mistik bir havası da söz konusu. Gördüğüm kadarıyla tarihi çok eskiye dayanıyor çünkü Şehzadeler Diyarı. Burada yine Haziranlar Konağı var, benden bahsettiğim gibi. Burada Amasya Butik Otel var, insanların kaldığı. Yine müze tarzında bir otel var. Yani güzel, küçük hatıra eşyaları satan yerler mevcut. Çok da güzel. Hatıralar olmayacak. Ne varsa diyelim. Burada Hatuniye Camii var. Baksanıza ne kadar güzel. Çok güzel var. Yine burada farklı bir hediyelik eşya yeri var. Ama gerçekten hediyelik eşya satan yer gerçekten inanılmaz cezbediyor. Diyor ki gel içeri beni al. Tabi birazdan girip hediyelik eşyamızı da alacağız. Baksanıza ne kadar da otantik ve ne kadar da güzel. Şimdilik devam ediyoruz. Siz yoldan alacaksınız herhalde. Ha. Arkadaşlar, hemen hemen anlatacaklarım burası. Yani dediğim gibi sağlı sollu yerlerde hem konak hem de otel tarzı konaklama yeri var. İnsanlar burada konaklayıp Amasya'nın tarihi güzelliklerini burada yakın olarak gidip görüyorlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim. Anlatacaklarım bu kadar. Arkadaşlar, buradan da
Kralkaya mezarlarına bu tünel içinden giriş yapıyoruz. Abi kolay gelsin. Eyvallah, sağ olun, hoş geldiniz. Sağ olun. Buradan Kralkaya mezarlarına giriş yaptık. Ama burada biraz kalabalık, buradan gitmemiz. Hakikaten şunu belirtmek isterim ki arkadaşlar, yani insanda bu gezgin ruhu olduğu sürece, yani gidip gördüğünüz yerleri gördükçe şunu anlıyorsunuz ki hakikaten hep derler ülkemiz cennet, cennet vatan, her yerde ayrı bir güzellik. Onu siz gerçekten sözlere şahitlik ediyorsunuz ve hakikaten ülkemizin cennet bir vatan olduğunu gözlemliyorsunuz. Yine Amasya'da Kralkaya mezarlığına çıkış için merdivenleri Arnavut kaldırımları sanırım. Bunlara Arnavut kaldırımları deniliyor. Arnavut kaldırımları yavaş yavaş adımlıyoruz. Şimdi yine modern yapılan merdivenleri tek tek adımlayarak şurada gördüğünüz Kralkaya mezarlarına gideceğiz ve oraları da sizin için gözlemleyeceğiz. Şimdilik devam edelim arkadaşlar. Bu arada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı enişten dileklerimle kutluyorum. Ülkemizin 98. Cumhuriyet Bayramı'nı enişten dileklerimle kutluyorum. İnşallah ülkemiz ilelebet sonsuza kadar payidar olarak kalır. Devam edelim. Arkadaşlar, Kralkaya mezarları ören yerine giriş 5 TL olarak belirlenmiş. Burada Osmanlı hamamları, Kralkaya mezarları ören yeri ve diğer yerler olarak var. Burada neler varmış? Budes'in mezarı, Arneks'in mezarı gibi. Giriş ücreti 5 TL. Tabii şimdi kısaca not düşmem gerekirse, buraya yaklaşık olarak bir 13 sene önce geldiğimi varsayarsam, önceki geldiğim ile şimdiki geldiğim arasında hakikaten fark var. Burada çalışmalar yapılmış, olumlu yönde çalışmalar yapılmış. En azından hani çıkış basamakları olsun, yan buradaki demir parmaklıklar olsun, buraya bir çeki düzen verilmiş. Bu bariz gözlenmekte. Buraya kafe tarzı bir yer yapılmış. Amasya şehir merkezi, Yeşilırmağı tepeden görebilecek bir yer. Birazdan orayı da sizin için görüntüleyeceğim. Amasya şehir merkezi, Yeşilırmağı tepeden görebilecek bir yer. Birazdan orayı da sizin için görüntüleyeceğim. Amasya şehir merkezi, Yeşilırmağı. İnsanlar aileleriyle birlikte geldiğinde soluk almak için birebir çay içilmesi, ne bileyim oturup nefes alınması için gerçekten güzel bir yer. Ama Yeşilırmak ve Amasya'yı da inanılmaz şekilde tepeden muhteşem bir şekilde görüyor burası. Hepimizin bildiği Ali Kaya. Tabii burayı
Amasya'ya gelip de görmeyen yoktur, bilmeyen de yoktur. Halikaya bir markadır. Yeşilırmak da sessiz ve durgun bir şekilde akıyor. Tabii. Şimdi bir diğer husus ise arkadaşlar, şunu da belirtmem gerekirse, Yeşilırmak üzerine konulan sandal tarzı, küçük sandal tarzı kayıklar konulmuş. Ve insanlar onlar Yeşilırmak'ın üzerinde Amasya'nın kenarındaki tarihi dokuyu ve gerçekten oradaki muhteşem güzellikleri izleyerek yaklaşık olarak sanırım Yeşilçam, Yeşilçay, Yeşilırmak, Yeşilçay diyorum, çok özür dilerim, biraz yorulduk tabii, biraz da bizi şey yaptık galiba. Yeşilırmak boyunca insanlar sağlı sollu izleyerek o kayık sayesinde izlenmeyebiliyor. O da tabii değinmem gereken ayrı bir konuydu. Bu şekilde devam et dersek. Tabii Amasya'nın içinden bu genelde ÖSS'de soru olarak ve hani LYS mi derler artık, soru olarak çıkmıştı hatırlıyorum. Amasya içerisinden tren geçer mi vesaire, öyle bir soru tarzı vardı. Tabii buradan da tren raylarını görmektesiniz. Kara tren buradan da geçiyor arkadaşlar. Yeşilırmak sessiz ve durgun bir şekilde akıyor. Yan tarafında trenler, yan tarafında tarihi doku ve muhteşem bir atmosfer. Birazdan şuraya çıkış yapacağız. Tabi oradaki son durum nedir? Birazdan sizin için gözlemleyeceğim burayı da. Şimdi beraber Amasya'nın muhteşem güzelliğini izlemleyelim. Tabii hizmette sınır yok arkadaşlar. Türk sanat müziği arka taraftan fon müziği olarak da dinliyorsunuz. Fikrimin ince gönlü kalbimin arkadaşlar, umarım video size rehber olur ve gelip Amasya'yı Mavi Seyyah kanalı bu videoyu izledikten sonra gelip sizler de bu güzelliği doyasıya izlersiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Gezmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda Kral Kaya mezarlarının tam da yanındayız. Kral Kaya mezarlarının tarihini kısaca değinecek olursak, burası Rum Pontus devletinin, orada o şekilde yazıyordu, devletin sınırlarının içinde yer alan, o dönem artık burası bir vilayet olarak kullanılmış olabilir, bir başkent olarak kullanılmış olabilir. Burada kralların mezarları U şeklinde. Artık o dönemin krallarını ilahlaştırmış da olabilirler. Tabi Bizans döneminde burası, deminden baktık, şapel olarak da kullanılmış. Tabi Hristiyanlıkta şapeller mum yakma ve dini olarak ilahlaştırdıkları kişinin kutsal alanı olarak da tabi değerlendiriliyordu. Onu o şekilde de yapabiliriz, söyleyebiliriz, konuşabiliriz. Tabi burada en son noktaya kadar geldik. Buralar kapatılmış tabi. Kaya düşebilir vesaire şeyler var. Çok fazla güvenlik önlemleri de alınmamış için açıkçası. Deminden dediğimiz gibi
U şeklinde mezarı kazılıp krallarını ilahlaştırılmış. Burada onu diyebiliriz. U şeklinde ve kralın gömüldüğü yeri resmen kutsal alan haline almışlar. Arkadaşlar, şu alan birazdan oraya da gideceğiz sizin için. Sanırım o dönem hamam olarak değerlendirilmiş ve hamam olarak kullanılan bir yer. Tabi burada kazı çalışmaları devam ediliyor. Yani burada tam olarak ne vardır, ne yoktur onu tam sizin için açıklayamayacağım ama elbet bir önemi vardır. Buradaki çalışmalardaki son durum bunlardan ibaret. Bayrağımız, şanlı bayrağımız orada dalgalanıyor tabi. İçimiz kıpır kıpır. Bu arada tekrardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı, Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Yine Amasya'da gördüğüm yeniliklerden bir tanesi, deminden anlatmaya çalıştım ama sandal tarzındaki kayık diyebiliriz artık. Padişah kayığı da diyebilirsiniz artık ne derseniz. Burada yeşilırmak üzerinde bu hani insanların hizmetine sunulmuş. Yeşilırmak boyunca burada insanlar o tarihi dokuyu ve o yeşilırmak çayının üzerindeki heyecanı alıyorlar. Bence güzel bir hizmet olmuş. Emeğe geçenlere teşekkür etmek gerekir. Teşekkür ederiz. Devam edelim isterseniz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, hep arkadaşlarım diyorum sizlere. Sizler için en ince noktasına kadar gelip Amasya'yı gözlerinizin önüne seri veriyorum böyle. Bir sağdan seriyorum, bir soldan seriyorum ve Amasya'nın eşsiz güzelliğini gözlerinizin önüne resmediyorum. Kralkaya mezarlığının tam sağ tarafındaki bölümdeyiz. Bura artık hangi krala ait tabii onu da bilmiyorum. Burası en büyük krala ait sanırsam.